Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi muhteşemsinizdir. Bu aralar sizlere birçok bölüm hazırlıyorum. Çünkü yılbaşında doğal olarak küçük bir tatil yapacağım. Yani Twitter'da, Telegram'da hala bilgiler paylaşıyor olacağım ama YouTube videolarıyla alakalı. O yüzden mümkün mertebe bildiklerimi sizlerle şu andan itibaren daha da fazla günlerde paylaşmaya çalışıyorum. Bugün piyasadan biraz bahsedeceğiz. Evet, o doğru. Hafif hacimlendiği için, yani biraz daha hareket aldığı için analizlere de geçiyoruz. Yani 3 tane coin'in, sizlerin seçtiği coin'in analizini yapacağım bugün. Sonrasında sporla alakalı ücretsiz bir şekilde NFT yapabileceğiniz ve Polygon üzerinde gelecek vadeden bir platformu sizlere açıklıyor olacağım. Son olarak da Stablepool diye bir yerde yatırımım vardı. Oradan para çekiyor olacağız. Sizlere küçük bir güncelleme yapacağım onunla alakalı. Yani dolu dolu hazırladığım bu bölümü geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar, piyasada ilk gördüğümüz şey 48'lerin aşağısına düştüğü gibi Bitcoin 48 binlerin ve dominans olarak da 41'lerin aşağısına çekildiği gibi tekrar sert bir yukarı artış gelmesi. Yani bir sıçrama gelmesi ve çok hızlı olduğu bunu. Bu bizim için neden önemli? Ayıların artık güç kaybettiğini, daha da fazla boğaların fiyatları arttırmak istediği, koşmak istediğini görüyoruz tam olarak da burada. Bu bizim için gayet güzel bir haber. Bugün özel olarak 3 tane coin'den bahsedeceğiz. İlk başta DOT'la başlayalım. Yani temel ve teknik analiz yapalım beraber, hızlısından bahsedeyim. Avrupa'nın en büyük telekom şirketi, bakın, önemli miktarda Polkadot satın aldı. Zaten geçtiğimiz günde diğer coinlerle birlikte biraz daha sert artış yapmıştı. Şu anda gayet sert bir şekilde tutunabiliyor DOT. Bu yüzden de diyebiliriz buna, hani böyle haberler yüzünden. Gördüğünüz üzere 4 saatlikte bakıyorum ben bu grafiğe. Büyük bir düşüş kanalı var. Özellikle 54 dolarlara geldikten sonra sert bir düşüş kanalının içerisine girdi. Ve sadece bugünlerde arkadaşlar bu kanalı hem bir günlükte hem 4 saatlikte kırmaya başladı diyebiliriz. Ve burada biraz daha tutunma eylemi gösteriyor. Yani kırıp sert bir şekilde yükselip, biraz daha yaklaşayım, sert bir şekilde yükselip aşağı düşmedi. Fakat burada kırılma eylemi var. Yalnız önemli olan şu. Bakın, yukarıda sert bir direnç hattı var. Yani 29-30 dolarlar civarında. Buraya ulaştıktan sonra kırabilir bir sonraki hattımız 36'lar. Yani 36-37 civarı. Şimdi öncelikle burayı kırması gerekecek. Yani bu kanal üstünde kalıcılık sağlayacak. Aşağıda hemen bir destek hattımız var 23'lerde. Burada kalıcılık sağlandığı ve hacim aldığı sürece yukarıyı, yani bu direnç hattını test edecek. Eğer kırabilirsek bir sonraki yolculuğumuz 36'da. Gelen haberlerle ve genel Polkadot'u bildiğimden dolayı geleceğinin daha parlak olduğunu düşünmekteyim. Şimdi Shib'e geçelim. Onunla alakalı birkaç tane haber var. Öncelikle onu göstereyim sizlere. Bakın, daha fazla insanların aslında Shib almaya yöneldiğini bir anketle NiceHash hesabı Twitter'da bir soruyla anlamış diyebiliriz. İkisi arasında seçim yapmasını, which one do you want for Christmas? Yani işte Noel için hangisini istiyorsunuz? Shib ya da SDX diye. %97'den fazla insan Shib demiş. Tabii bu direkt bir gösterge değildir ama insanların daha fazla artık Shib'e yöneldiğini gösterebilir. Bir sonraki haberde bakın, hemen Christmas'tan sonra 176 milyon tane Shib'in yakılacağı. Bu da çok çok fazla etkili olmasa da yine de arzı azaltacağından, hani insanları da teşvik edeceğinden elbet bir yararı olacaktır arkadaşlar. Sonuçta coin yakıldıkça, piyasadan çıkartıldıkça bu şekilde değerini arttırmaya yönelik hareketler olmuş oluyor. Shiba'nın grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar, genelde diğer altcoin'lerle çok çok hareket etmeyen bir grafiği var açıkçası. Şimdi burada gördüğümüz daha dengeli bir şekilde devam edip, aradaki sıfırları atıp söylüyorum sadece baştakini kullanarak, 0.29'lar ve 0.35'ler arası sürekli gelip giden bir Shiba'dan bahsediyoruz bu aralar. Hani geçenki rallisini yapıp da 0.53'lere gelene kadar, bir öncekini saymıyorum, şu an en yakın dönemden bahsediyoruz. Fakat şu aralar biraz daha oynamaya başladı diyebiliriz. Hani bir kendiliğinden, 4 saatlikte yine bakıyorum, kendiliğinden yükselen, parabolik bile diyebileceğimiz bir kanal oluşturdu ve şu an Bollinger Bandı'nın, 4 saatlikte yine bakıyoruz, hacim aldığı için de Bollinger Bandı'nın en üstüne çarpıp tekrar geri döndü. Şu anki hareketleri daha çok dengede gitme yolunda. Yalnızca eğer buraya hani giriş yapmak istiyorsanız, genel bir geri çekilmede bu kanalın aşağı bandı, yani Bollinger'in orta bandına gelme şansı olabilir. 0.32'ler, 0.33'ler olabilir. Buradan alınması belki şu an hani en üstte olduğu için biraz daha tehlikeli durumda. Kısa vadeciler için söylüyorum bunu. Biraz daha tehlikeli olduğu için belki orası beklenebilir. Bir sonraki hat zaten 0.37'ler civarında. Eğer burayı da kırabilirse tabii ki yukarı hat için tekrar konuşmuş oluruz. Bir sonraki habere geldiğimiz zaman, yani grafiğine gideceğiz birazdan da, CHZ arkadaşlar. CHZ benim uzun süredir takip ettiğim, aslında işlerini iyi yapan bir firma. Yani bunlar sürekli farklı takımlar ekliyorlar bünyelerine. Mesela Christmas için New York Knicks ile New York Rangers'ı eklemişler. Ya bunlar iki büyük takım. Rangers sanırım beyzbol takımı ve New York Knicks de basketbol, NBA takımı. Daha büyük haberler gelince ve biraz daha benimsendiği zaman gördüğün üzere nasıl hareketler yapabildiğini. Ben CZ'yi ilk aldığım zaman 0.07'ler civarındaydı ve oradan 0.94'lere, 1 dolarlara neredeyse ulaştı. Sonra tekrar buraları bulamadı. Bakın ne kadar konsolide bir şekilde devam etmiş. Buradan çok sert bir artış yapıyor ve aynı şekilde genel piyasaya
ile birlikte düşüyor ve tekrar konsolide hale geliyor. Yani şu an en sonki seviyelerinin, hani o destek seviyelerinin üzerinde bile diyebiliriz. Biraz daha aşağısına sarkmış. Ama bu genel konsolide gidişlerden sonra tekrar sert artışlar yapabiliyor. Çünkü sizin de gördüğünüz kadarıyla her şeyi normal yapıyorlar. Takımları eklemeye devam ediyorlar. Altcoin'lere olan, yani genel kriptoya olan ilgi biraz daha arttığı zaman CHZ'de tahminen bundan güzel bir payını alacaktır arkadaşlar. O yüzden CHZ'de özel olarak panik yapacak bir durumun olduğunu düşünmemekteyim. Şimdi sizlere ilk başta bahsettiğim, hani kendi NFT'nizde yaratabileceğiniz konuyu anlatmak istiyorum. Ve bildiğiniz üzere bir süredir sizlere Matic Matic diye bağırıyorum. Yine aynı şekilde Polygon ağındaki diğer projeleri de inceliyorum. İncelerken dikkatimi çekti. Hani böyle bir proje buldum. Ücretsiz de kendi NFT'nizi yaratabiliyorsunuz. Çok ağım şahım bir şey değil ama bu NFT ile sonra bu sizin anahtarınız oluyor. Metaverse kuracaklar. Bunları anlatacağım. Metaverse'te bu NFT'yi kullanarak bağlanabiliyor olacaksınız. Yani o kişilerin, ilk kullananların belki arasında olacaksınız. O yüzden fena bir fikir değil. Ben sizlere göstermiş olayım sitesini. NFT Star diye geçiyor. Konseptine geçmeden önce genel fikir sporla alakalı olması. Yani spor starlarıyla alakalı olması. Zaten isminde NFT Star şeklinde gördüğünüzden anlayabilirsiniz. Şimdi olay şu. Nasıl başlamış bunlar? The Nine Limited diye bir şirket var. 1999'da kuruluyor bu şirket. Büyük bir şirket. 2004 yılında da Amerika'nın büyük borsalarından bir tanesi olan Nasdaq'a girebiliyor. Ve buradan hisselerini satın alabiliyorsunuz. Yani bu seneye kadar gelmiş 99'dan beri büyük bir şirket. Aynı zamanda bu şirket Internet Enterprises diye geçiyor. Yani internet üzerinden çalışıyor ve bazı oyunların da aslında bünyesinde var. Bir de bunlar bildiğimiz oyunlar. World of Warcraft gibi, işte EA Sport'un FIFA'sı, online'ı gibi. Yani buradan sanırım FIFA ile biraz ilgilendikten sonra bakmışlar. Hani online oyunlar, sporlar hoş. Biz bunun NFT işine de girelim. Bu şekilde başlıyorlar. Daha yeni yeni başlıyorlar diyebilirim. Ya böyle şeyleri zaten hani hep söylediğim, yeniyken keşfedip o riski aldıktan sonra daha küçük alacaksınız çünkü. Bir şey tuttuktan sonra zaten çok daha fazla para vermeniz gerek girebilmek için. Ama böyle küçük küçük farklı yerlere yatırım yaptığınız zaman belki onlar tutar. Oradan güzel karlar elde edebilirsiniz. Zaten burada hani illa almanıza gerek yok. Alacaksanız onlara da bakacağız ama direkt burada kendi NFT'nizi yaratabiliyorsunuz zaten hesabı açtığınız zaman. Ben onu sizinle yapabilmek için hani burada göstereceğim zaten video üzerinde sizlere. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Bunlar spor kartları, futbol kartları falan değil. Yani tam olarak anlatmaya çalıştıkları ya da yapmaya çalıştıkları şey, o ölümsüz olan anları bu starlarla anlaşarak, direkt gidip starlarla anlaşarak bir NFT haline getirmek. 3 boyutlu animasyon olabilir, GIF olabilir, video olabilir, resim olabilir, ses olabilir. Bu tarz şekillerle bunu ölümsüzleştirmek, yani NFT yapıp bunun telif hakkını size vermek. Yani bu NFT size ait ve bunu market yerlerinde, sonrasında daha doğrusu, satabiliyor olacaksınız. Şimdilik çok fazla satılan yok ama işte ücretsizini yapıyorsunuz, daha yeni başlıyor. Sonrasında bir tane var. Christmas'ta indirmişler hatta biraz fiyatını. Figo ile anlaşmışlar bu arada, Luis Figo. Ben futboldan çok çok anlamam ama tabii ki sporu her zamanki gibi severim. Luis Figo bakın Christmas'tan önce, yani Noel'den önce 600 dolardan 299 dolara düşmüş. Bu arada burada kredi kartıyla falan da alabiliyorsunuz. Bakın view dediğiniz zaman direkt zaten o şeye gidersiniz. Bu şekilde bir GIF var. Yani NFT aslında bu. Direkt buradan satın alabiliyorsunuz. Add to the wish list yapabilirsiniz. Önce tabii hesap açmanız gerekiyor burada. Aslında bunu konuşuyorken bir de onu yapmış olalım. Sign up butonuna tıklıyorsunuz. Sadece burada e-mail ve şifre veriyorsunuz. Bu kadar aslında. Bu arada şifrenin içerisinde rakam, harf, bir de özel karakter bulundurması gerekiyor. Hani onu bilerek yapın. Ben direkt buradan submit diyorum. Kaydet diyelim. Bir de işte verifikasyon yapıyorsunuz. Hani size e-mail yolluyorlar. Bunu onaylamanız gerekiyor. Onu hemen yapmış olayım ben. Evet. Bu şekilde arkadaşlar hesabımıza geldik. Şu an kendi NFT'mizi zaten yaratıyoruz. Bakın welcome to NFT. We have prepared a unique Metaverse ID for you. Metaverse ID. Bakın bu anahtar ID'niz bu olacak. A free NFT. Yani NFT yaratıyorsunuz kendinize. Bakalım buradan ben hızlısından yaratayım. Sizin numaranız bu. Yani ID numaranız bu. Herhangi bir şey girebilirsiniz buraya. Benim genelde oyun nicklerimde bunlar olur. Bakalım şöyle rengini de belirliyorsunuz. Belirleyebilirsiniz yani buradan. Okay diyorsunuz. Confirm mint diyorsunuz. Ve az önce diyordu burada belli bir süre sonra olacak. Şimdiden hazırlandı. Bakalım gidip Metaverse ID'mizi görebiliriz, hazırladığımızı. View diyoruz arkadaşlar. Bu bizim ID'miz olmuş gördüğünüz üzere. Matt King diye yazıyor bakın Polygon ağın üstünde de, Polygon Scan'de de bunu görebilirsiniz. Yani sizin kendinize yarattığınız özel bir NFT olacak. Buraya da sonradan Metaverse'i yaptıkları zaman da bunu kullanarak girebileceksiniz. Yani bu burada şu an hesabınızda duruyor. Ücretsiz olarak da bu NFT'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi NFT Star'a geri döndüğümüzde şunu açıklamak istiyorum. Hani birkaç ünlü isimle zaten çalışıyorlar bakın. Hani belli başlı kişiler var dünyadan da. Neymar'ı biliyorsunuzdur. Giannis de NBA'den. Luis Figo'yu da biliyorsunuzdur. Amerikan futbolu oynayanlarınız var. Christian McCaffrey'i tanıyordur. Hani ben çok ilgilenmediğim için bilmiyorum. Bu tarz isimlerle anlaşıyorlar. Daha ilerleyen zamanlarda daha da fazlası olacak. Yalnız şu çok önemli. Star dediğimiz, yani yıldızları tuttukları için elinde. Bakın
Neymar'ın, hani bu biraz daha ekstrem örnek oldu. 167 milyon tane takipçisi var adamın. Üzerine Giannis'e gittiğimiz zaman 11 milyonun üstünde. Luis Figo 3.4 milyon. Yani bunlar önemli. Neden? Çünkü diyecekler ki benim bir NFT'm var, çıktı. Ya da onları paylaşacaklar. Sizin NFT'nizin herhangi bir şekilde aldınız diyelim. Ondan sonra NFT'nizin değerini siz düşünün artık. Çünkü belli başlı NFT'ler, mesela CryptoPunk, Steph Curry tarafından alınıyor, hesabına koyuluyor ve onun değeri kat ve kat artıyor. Neden? Çünkü o artık çok nadir oluyor. Ünlü isimlerin arasında bir statü göstergesi oluyor. Sırf bu yüzden de fiyatı çok artabiliyor. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Bu isimlerle anlaşma yaptıktan sonra belli başlı önemli anıları böyle yakaladıktan sonra hani bir daha yaşayamayacağız. Mesela 1986'da o Maradona'nın Tanrı'nın eli dediğimiz golü, yani bu anı NFT olduğunu düşünün. Ya da işte Jordan'ın son saniye Boston Celtics'e attığı şutu düşünün. Hani bu görüntüyü söylediğim anda bile hatırlamış olabilirsiniz. Böyle anıların sahibinin siz olduğunu düşünün arkadaşlar. Hani buna tabii farklı bir yöntem de getirmişler. Farklı nadirlik seviyeleri var. İşte Black Hole'dan başlıyor. Universe, Galaxy, Stellar, Planet diye gidiyor. Hani en nadirinden en az nadir olanına, buna göre de tabii ki fiyatları artacak. Her anlaştıkları yıldızlarla farklı sayıda farklı nadirliklerden olacak. Yani bunlar da hani kesin bu kadar olacak şeklinde değil. Ama böyle bir konseptleri var arkadaşlar. Yani eğer güzel marketing yaparlarsa bu gerçekten bir yere gelebilir. O yüzden alın Metaverse ID'nizi, sonuçta ücretsiz. Hani buraya katılın, bakın elinizde bulunsun. Belki almak da isteyebilirsiniz. Tabii ki o tamamıyla size kalmış. Ama bu şekilde kullanabilirsiniz burayı. Yine sosyal medyaları da var. Twitter'da biraz daha aktifler. Telegram'da biraz daha yeni yeni başlıyorlar. Ama ben bunların linklerini zaten videonun aşağısına her zaman yaptığım gibi vermiş olacağım. Bir sonraki konumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar, sizlere söylediğim gibi benim stable pool yatırımım hala devam etmekte. Ben burada yaklaşık 600-650 dolar civarını buraya kitledim. Hani her zaman buraya gelip işte atıyorum haftalıktır, 2 haftada bir buraya gelip bakıyorum ve buradan herhangi bir çekim varsa bunu yapıyorum. Aslında sizinle withdraw direkt yapmış oluyorum. Yani güncelleme yapıyorum yani sizlere şu an bu konuyla alakalı. Çünkü bazılarını soruyor, hala işe yarıyor mu? Hala kullanıyor musun? Hala çekim yapıyor musun? Buraya şöyle bir Tron'u seçelim. Çünkü benim şu an burada 22.75 dolarlık bir bakiyem var çekebileceğim. Minimum 5'miş zaten. Bunların hepsini ben şuradan kopyalayıp buraya yazmış olayım. Buraya kopyaladım ben. Hani size geldiğini göstermek istiyorum yani bunların. Withdraw dediğim zaman arkadaşlar yine bir daha onay sayfasını alacak buradan. Confirm diyorsunuz. İşte hesabınız burada yazıyor. Confirm dedikten sonra hani hesabınızda da bir sıkıntı yoksa zaten direkt hani onaylayacak ve bekleme moduna, hani aldığı zaman da Binance'dan zaten sizlere yollayacak hesabınıza geldi diye. Ki buraya da vermiş olayım arkadaşlar. Hesabıma sorunsuz bir şekilde ulaştı bu parada. Zaten bunun linkini de vereceğim. Genel videolarda da açıklamıştım ama top up yapmak isterseniz, yani buraya herhangi bir şey eklemek isterseniz o top up butonuna basıyorsunuz ve burada herhangi bir tanesini seçiyorsunuz. Ben genel olarak Tron, yani USDT Tron'u kullanıyorum. Buradan miktarı yazarak top up dediğiniz zaman size bir sayfa geliyor. Oradaki adrese yolluyorsunuz. Bu kadar basit. Hesabınıza çok hızlı bir şekilde genelde ulaşıyor. Ulaştıktan sonra da Open Staking kısmından, yani buradan ya da Open Liquidity Mining kısmından ekleme yapabilirsiniz. Liquidity Mining diğer altcoin'ler için. Staking kısmı da stabil coin'ler için. Burada gördüğünüz üzere işte DAI'si var, USDC'si var, USDT ERC20 ağında var ya da TRC20 ağında var. Yani bunları kullanabilirsiniz. Tabii ki bu ekstra riskli oluyor doğal olarak. Staking platformu herhangi bir platform olduğu için. Ama ben bir süredir kullanıyorum. Bir süredir videolarını yapıyorum. Eğer kullanmak isterseniz, bu riski alabiliyorsanız, sıfır olabileceğini yine göze alabildiğiniz bir parayla belki düşünebilirsiniz. Sadece dediğim gibi güncellemedir arkadaşlar bu da. Süper! Yine acayip dolu bir bölümü geride bıraktık. Umarım buradaki bilgiler sizin için yararlı oluyordur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.